İyi akşamlar. Ben ekranı paylaşıyorum. Toplum Ruhsal Geliştirme Derneği'nin Cumhuriyetimiz 100 yaşında etkinlikleri bugün üçüncüsünü çok değerli hocamız Haluk Uygur'la gerçekleştiriyor. İlki 9 Kasım'da Necla Buyan'la, ikincisi 30 Kasım'da Murat Yurdakök'le yapılmıştı. Bu daha sonra da avukat bir arkadaşımızla, basından bir arkadaşımızla ve bir edebiyatçı arkadaşımızla devam edecek. Bugünkü konumuz ulus yaratan sanat. Konuşmacımız Haluk Uygur. Haluk Hoca kendisini tanımlamak için gerçekten ben şahsen zorlanıyorum. Kendisinden bir miktar ders alma mutluluğum da olmuştu. Yani en baştan sonda söylenecek şeyi söyleyeyim. Çok kıymetli bir öğretmen her şeyden önce. Hekim Doktor Haluk Uygur. Ama hekimliğinin yanında yazar, sanatçı, fotoğraf sanatçısı, hatta felsefeci diyebiliriz. Kendisi Çukurova Tıp Fakültesi mezunu. Altınoran Düşünce ve Sanat Platformu'nun kurucusu ve başkanı, yürütücüsü. Kurduğu müzeler arasında Adana Sinema Müzesi, Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi, Yeşiloba Şehitlik Müzesi sayılabilir. Kendisiyle ilgili ilginç tanımlamaları var ama bugün onlara girmeyeceğim. Bir önceki oturumumuzda kendisiyle 2022 Ocağı'nda da bir oturum yapmıştık. Bu ağaçların arasındaki şu görüntüyü kendisinin çok ilginç yorumları var bu konuda. Ayrıca çerçevesi özel olarak yakılmış bir resim, insanlar bunu tam anlamıyorlar ama Haluk Hoca'da bunların karşılığı var. Yaşayan Kuzey Kıbrıs, Mardin'de yaşam, bir damla Anadolu, öteki kıyıdan selam var. İskilip, SB başlıklı çalışmaları gerçekleştirmiş bulunuyor. Derslerinde de, seminerlerinde de sürekli söz ettiği başka bir bakış. Yani standardın ötesinde başka bakışa sahip bir sanatçı, bir felsefeci hocamız. İsviçre, Romanya, Sırbistan, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti, Japonya, Çin, İran'da sergiler açmış kendisi. Gösteriler gerçekleştirmiş. Birçok ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmasında ve Rofif kısa film yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapıyor. Çok sayıda kitabından birkaçı burada. Bu sefer fotoğraf yazdım. Sınır tanımayan Anadolu. Fotoğraf. Adana'ya güç verenler. Kilikya. Sanatın aktüel tarihi ve fotoğrafik düşünme tarihi. Bilmiyorum hocam bugün değinecek mi ama fotoğrafı klasik fotoğraf makinesiyle sınırlı tutmayan bir bakış açısına sahip. Yüzyıllar öncesine uzatıyor. Çok kıymetli bir Adana sevdalısı diyeyim ve de tekrar orasına vurgu yapayım. Bu bizim bir önceki oturumumuzdan bir fotoğraf. Tekrar oraya vurgu yapıp durdurayım bu kendi paylaşmamı. Kendisi çok kıymetli bir hoca. Hoca yani dolu dolu bir hoca ve öğretmek için çırpınan bir hoca. Aynı zamanda yazar, söylediğim gibi. Artık ben susayım, sözü değerli hocama bırakayım. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bülent Hocam. Rica Beni çok nadide bir kitleyle karşı karşıya getirdiğiniz ve kendimi ifade etme şansı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm dostlarıma da merhabalar diyorum. Aslında Bülent Hocam
kibarlığından iltifat ederek başladı şeye. Ben şeyi açmaya çalışıyorum ama açamadım, bir bakacağım şimdi. Özür dilerim. PowerPoint'u. Estağfurullah. Hocam ödüllerinizden falan söz etmedim. Yani sizin anlatılacak o kadar çok özelliğiniz var ki zamanı çok almamak için kısa kestim. Çok teşekkür ederim. Şeyi açmaya çalışıyorum ama hocam herhalde benim sunumum burada açılmıyor. Siz oradan açar mısınız acaba? Size göndermiştim. Tabii memnuniyetle, Zahmet memnuniyetle. geçin dersem geçersiniz. Bana şey Tamam. vermediniz, sunumu açma yetkisi vermediniz. Buradan açılmıyor. Yo var. Oturum paylaşımı sizde. Öyle Öyle mi görünüyor? Ortak oturum sahibisiniz. Yani onu geri çek diye yanlışlıkla oraya bastım. Ortak dersiniz. oturum sahibi. Özür dilerim. Ben mi paylaşayım diyorsunuz? Açarsanız size göndermiştim sunumu. Evet. Bir kısa küçülteyim. Onu bulacağım. Açana kadar da ben biraz Lütfen, lütfen. deneyim isterseniz konuya gireyim. Tabii. Arkadaşlarım, sanat aslında bir toplumun varlığında çok önemli rol oynayan bir faktör olmasına rağmen maalesef birçok toplumda, buna batılı toplumların bir kısmı da dahil, onun nasıl kullanılacağı konusunda yeterli bir şey yok, çaba yok. Daha çok sanat dediğimiz zaman eğlence akla gelmekte. Örneğin, evet, teşekkür ederim. Daha çok sanat dediğimizde eğlence akla gelmekte ve bu yüzden de Hollywood sineması veya işte büyük şovlar şeklinde yapılan müzik gösterileri sanatın bir parçası olarak toplumu çok meşgul etmek. Ancak sanatı sadece bir eğlence aracı olarak görmek bence çok önemli bir şeyi kaçırmak. Gelişmenin önünü açabilecek bir faktörü görememek diye düşünüyorum. Sanat tabii ki eğlencede kullanılabilen bir şey olacaktır. Eğlence içinde sanat olacaktır. Ama benim görüşüme göre sanat asıl eğitim için olmalı. Bu nedenle o kadar önemlidir ki sanatın eğitimin bir parçası olması, bu insanların, gençlerin sanatın kıvrak zekasıyla düşünmesini sağlayarak birçok yeniliğin, birçok gelişmenin oluşmasının nedeni haline gelir. Hatta bir ulus bile yaratabilir. İnanın ki bunu en ironik biçimde yaşayan, en belirgin bir biçimde yaşayan ülkelerden biri de Türkiye'dir. Atatürk'ün çabasıyla, yüce insanın gayretiyle sanat çok özel bir biçimde kullanılarak yeni bir ulus yaratılmıştır. Bugünkü konumuzda Cumhuriyet'in 100. yılında sanatın öneminin açığa çıkması
açısından verilen birçok çabanın ufak bir parçası olarak da ben de Rus yaratan sanatı, yani sanatla bir Rus nasıl yaratılmış, bunu kısaca açmak istiyorum. Geçebilir miyiz? Bana sorup duruyorlar. Bugünlerde soruyorlar. Ülkenin ekonomisi çöktü. Her tarafımızda da, sağımızda da, solumuzda da savaş var. Bir dünya savaşı tehlikesi geliyor. Üstelik deprem olmuş. %20'miz yıkılmış. Ama sen hala sanat sanat deyip duruyorsun. Bu durumda ne işe yararsan? Ekonomimizi mi düzeltir? Depremin açıklarını mı kapatır? Geçebilir miyiz hocam? Ben çok eminim ki o yıllarda Atatürk'e de sormuşlardır benzer soruyu. Çünkü savaştan daha yeni çıkmışız. Birkaç savaş arka arkaya geçirmişiz. Ekonominin kötü olmasını bırak. Ekonomi diye bir şey yok. Ve Atatürk çıkıyor, diyor ki, Adana'da söylediği bir sözdür bu. 15 Mart 1923, yani daha Cumhuriyeti kurmamış. Cumhuriyeti kurmanın hazırlıklarını yapıyor. Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sormuşlardır Atatürk'e, ya biz açlıktan ölüyoruz. Savaş, yeni bir savaş tehlikesi var önde. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum. Siz sanattan bahsediyorsunuz. Bu durumda sanat ne işe yarar diye sormuş olduklarını tahmin ediyorum. Geçebilir miyiz hocam? Benim bu soruya bana sorduklarında verdiğim cevabı sona bırakacağım. Ama Atatürk'ün nasıl cevap verdiğini tarihe baktığımız zaman çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Çünkü bu soru soruldu veya sorulmadıysa bile Atatürk halk evlerini kurup buraları kültür ve sanat merkezi haline getirmiştir. Devlet konservatuvarlarını kurmuş, çok sesli Türk müziğinin gelişmesini sağlamıştır. Ahmet Adnan Saygun gibi gençlere opera besletmiş. İlk Türk operasıdır. İlk Türkçe operadır arkadaşlar bu. Tüm zorluklara rağmen sahneye koymuştur. Şimdi bir gün eğer ki yeni bir oturumda birlikte olursak, o ilk operanın sahneye konulmasında Atatürk'e rağmen nasıl karşı çıkışlar olduğunu, Atatürk'ün bu karşı çıkışları bertaraf etmek için nasıl gayret sarf ettiğini bir konu olarak ayrıca anlatmak istedim. Bela Bartok gibi müzik ile ulusun varlığı arasındaki ilişkiyi kuran, çalışmalar yapan ve günümüzün en önemli müzik insanlarından biri sayılan Bela Bartok'u Türkiye'ye davet etmiş ve Toroslar'da Türkmenler arasında derlemeler yaparak Türk müziğinin eskilerini ortaya çıkartmıştır. Ve yanına Ahmet Adnan Saygun'u, Ümit Cemal Erkin'i de vererek onlara bir derleme nasıl yapılması gerektiğini öğretmesini istemiştir. Ve buradan bizim Türk beşleri dediğimiz Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Aldar ve Necip Kazım Akses gibi değerli müzisyenler çıkmıştır. O müzisyenlerin bugünkü devamı Fazıl Say'dır sevgili dostlar. Geçebilir miyiz hocam? Hocam geçebilir miyiz? Sadece müzikle değil çalışması, sanatla Cumhuriyet ilişkisi, Kadro ve Ülkü isimli iki farklı derginin parasını cebinden vererek, Atatürk parasını cebinden vererek yeni yazarların çıkmasını istemiştir. Ve özel destek bulmuştur. Bakın Kadro dergisinin kurucularına bakın. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Asap
belge İsmail Hüsrev Tökül gibi, o maalesef sonradan işte bunlar Atatürk'ten sonra tevkifatlara da uğradılar. O konuya da girmek istemiyorum. Arzu edilirse o da ayrı bir konudur. Kadro dergisinin çıkmasını sağlamıştır Mustafa Kemal Atatürk. Bakın Kadro dergisindeki diğer yazarlara bakın. Fatih Rıfkı Atay, İsmet İnönü, Behçet Kemal Çağlar, Eflatun Cem Güney. Geçebilir miyiz hocam? Peki Atatürk'ün Kadro dergisiyle ilişkisini sorgularsak neyle karşılaşıyoruz? Atatürk'ün Kadro dergisinde bir yazısı yok. İsmet İnönü'nün Fırkamız ve Devletçilik Vasfı başlıklı bir yazısı var. Ama Atatürk'ün daha Kadro dergisinin ilk sayısından itibaren onu takip ettiğini şuradan anlıyoruz. Ekim 1933 sayısına Mustafa Kemal özel bir yazı göndererek Kadro dergisini kutluyor. Şimdi size Bülent Hocam slaytı değiştirince bu yazının aslını göstereceğim. Bakın hemen Kadro dergisinin birinci sayısını görüyoruz ve sağ tarafta da Atatürk'ün bu dergi için daha sonradan dergide yayınlanan bir yazısını görüyoruz. Hatırlıyorum ki Kadro intişar ederken, yani yayına başlarken maksadının, amacının Türk milletine has meslek ve metodun millet ve memlekette teessüs ve inkişafına hizmet olduğunu yazmıştı. Yani Türk milletine ait mesleklerin ve özelliklerin ortaya çıkartılması ve geliştirilmesiydi kadronun amacı. Kadroya bu maksadında geniş muvaffakiyetler temenni ederim diyerek kutluyor. Ama maalesef daha sonradan Recep Peker döneminde sol bakış açılı olduğu iddiasıyla Kadro dergisi kapatılıyor. Atatürk'ün böyle desteklemesine rağmen ve buradan biliyoruz ki Arif Dinolar, Nazım Hikmetler, Abidin Dinolar bu dergide yazılar yazarak bir yeni dönem, yeni bir edebiyat dönemi açtılar. Geçebilir miyiz? Ve Ülkü Dergisi var. İkinci dergi bu. Halk Evleri'nin özel dergisi, Ülkü Dergisi. Bak altında hemen yazıyor. Milli Kültür Dergisi. Yani Ülkü Dergisi'nin asıl amacı afişlerinden de kapaklarından da anlayacaksınız. Ulusal kültürü oluşturmak ve bu ulusal kültürün gelişmesini sağlamak. Aslında burada asıl yapan, asıl amaçlanan şey, birazdan değineceğim, ulusal kültürün geliştirilmesiyle ulus kavramının oturması arasında bir görev alıyor Ülkü dergisinde. Geçebilir miyiz? Bu iki derginin de parasını Atatürk cebinden vererek çıkmalarını sağlıyor ilk başta. Muhsin Ertuğrul'la bazı şeyleri olduğunu, tartışma demeyeyim de fikir alışverişi yaparken farklı görüşleri olduğunu biliyoruz. Ama bu farklı görüşleri şöyle de Atatürk'ün önemsediğini anlıyoruz. Bir gün Muhsin Ertuğrul'un bir oyununa gidiyor Atatürk. 10 dakika geç kalıyor. 10 dakika geç kalıyor ve Muhsin Ertuğrul geç kalınca araya kadar giremiyor. Atatürk girmiyor içeri. Saygısından Muhsin Ertuğrul'a saygısından. Muhsin Ertuğrul oyunu durdurup yeniden başlatmak istiyor. Atatürk razı oluyor ve
arada geliyor. Yani Muhsin Ertuğrul'a ne kadar saygı duyduğunu, aradaki bazen fikir tartışmaları olmasına rağmen buradan biliyoruz ve ona Türk sinemasını geliştirmek için görev de vermiştir. Hatta bir şehir efsanesidir. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Kemal Film dediğimiz bir film şirketini de kendi cebinden para vererek oturup film çektirme çabasında olduğunu biliyoruz. Hatta benim elimde bir belge var. Bu belgede kendisinin senaryosunu yazdığı bir filmin de çekilmesi için Almanya'ya bu konuda görevli insanlar gönderdiğini ve altına not düştüğünü, masraf benden alınacaktır diye not düştüğünü görüyorum o belgede. Ve sinema için söylediği söz, birçok söz var. Ben bir tanesini buraya aldım. Sinema öyle bir keşiftir ki gün gelecek barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinde çok dünya medeniyetinin beşesini değiştirecek, görünüşünü değiştirecek bir şeydir. Sinema dünyanın en uzak uçlarında oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir diyerek sinemanın bugünkü rolünü daha o günden biçmiş Atatürk. Ve bu nedenle önem veriyor. Yani bir ulusun varlığının güçlenmesi için sinemanın ne kadar önemli olduğunu bu sözlerinden anlıyoruz. Olduğunu söylediğini bu sözlerinden anlıyoruz. Evet, geçelim hocam. Başka bir şey, bu da yine ayrı bir tartışma konusu olacak kadar önemli bir konu. Cebinden para vererek arkeolojik kazılar yaptırdığını biliyoruz Atatürk'ün. Yani şimdi bakınız, Atatürk tabii ki romantik bir adam ama cebinden para vererek dergi çıkartmak, cebinden para vererek arkeolojik kazı yaptırmak, sinemayı desteklemek gibi şeyleri aslında romantikliğin ötesinde bir dünya görüşü olarak ele almak gerekir. Ben de oraya geleceğim. Bu arkeolojik kazıların içerisinde çok önemli olan bir tanesi var. Alacahöyük kazısı. Alacahöyük biliyorsunuz Hitit İmparatorluğu, öbür ismiyle Eti İmparatorluğu'nun kurulduğu yer. Bakın o sırada düşman Polatlı'ya gelmiş, neredeyse Ankara'ya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir karar arıyor. 3 numaralı karar. Hattuşaş kazası. Niye? Çünkü çok açık. Atatürk biliyor ki Yunanlıların Batı'yı işgal ederken, ya işte millete bakın, Efes'e bakın, burası bizim eski yurdumuzdur, ilk uygarlık bizdendir tezine karşı Yunan uygarlığından da evvel Anadolu'da bir Hitit uygarlığı olduğunu biliyor. Eti Bankı kurması, Sümer Bankı kurması daha sonunda bundandır. Eğer ki bu uygarlık kazılırsa, Hitit'in başkenti, Etiler'in başkenti Hattuşaş kazılırsa, bu uygarlığın olduğuna dair belgeler bulunacak. Dolayısıyla ben savaşı kazanacağımı eminim ama savaştan sonra masaya oturduğumda elimde onlar bana bakın burası bir Yunan yurduydu dediğinde hayır sizden önce bir Hitit uygarlığı vardı. Hititler de Türk'tü diyebilecek belge artık. Ve bunun üzerinde bu orada bulduğu kitabeleri okutmak üzere de iki dilli kitabe aranmasını da söylüyor Hasan Cemil Bey'e. Hasan Cemil Bey o iki dilli kitabeyi bulamıyor ama kızı Halet Şambel Adana'da Karatepe'de o iki dilli kitabeyi bularak Hititlerin tüm sırlarını ortaya çıkartıyor ve böylece tarih değişiyor.
Niye tarih değişiyor? Çünkü Anadolu'yu Yunan İyon uygarlığına kadar getiren tarih hemen ondan 1000 yıl önceye Etilere kadar uzanmış bulunuyor. Bu Atatürk'ün öngörüsüdür. Ama niye böyle bir şey yapmıştır? Bunu birazdan göreceğiz. Geçebiliriz hocam. Şimdi sanat ne işe yarar diyenlere benim cevabımı söylemek istiyorum. Bence sanat duvara astığımız resimler veya elimize aldığımız kitaplar veya tiyatro oyunu gördüğümüz tiyatro oyunları değil. Yani bakın daha şey söyleyeyim. Picasso'nun Guernica'sı sanat değil. O sanat eseri veya sanat ürünü. Sanat olan ise bu sanat eserlerinin ürünlerini yaratan beyinlerin düşünme alanı. Yani düşünme sistematiği. Geçebilir miyiz hocam? Bu düşünme sistematiği eğer ki yani o sanatı yaratan beyinlerin o kıvrak düşünme biçimleri bir eğitim yolu olarak anlatılsa, yani müzik dersinde sadece bize kaval çalın demeseler de Beethoven 9. senfoniyi yaparken nasıl bir düşünme sistematiği geliştirdiği anlatsalar, biz bu aldığımız düşünsel, yaratıcı bilgiyi kullanan gençler yetiştirebiliriz. Bakın bu gençlerden ben tiyatrocu olsunlar, ressam olsunlar, müzisyen olsunlar anlamında söylemiyorum. Yani bu kıvraklığı alarak yetiştirilmiş gençler, beş tane soru sor, beş tane cevabın içerisinden birini seç, fiyatından çıkarak acaba başka bir şey de olabilir mi? Farklı bir şey de olabilir mi diye düşünmeye başlayacaktır. Böyle düşünmeyi öğrenen genç bir doktor, böyle düşünmeyi öğrenen bir genç öğretmen, böyle öğrenmeyi düşünen bir genç mühendis, dolayısıyla depremlerde yıkılmayan binalar, çözülemeyen hastalıkların çaresini ve gelecekte bilimsel araştırmalar yapabilecek, yeni şeyler bulabilecek gençleri yetiştiren öğretmenler. Yani sanat bize sadece tiyatro yapmamız, sadece roman yazmamız için değil, sanat bize onun yaratıcılığını tüm gençlere katarak sanatın yaratıcılığıyla düşünen bir toplum yaratmak için lazımdır. Bu yüzden depremin etkisinden kurtulmak istiyorsanız, ekonominin bozukluğundan çıkmak istiyorsanız, toplumu daha ileriye taşımak istiyorsanız, sanat eğitiminden geçmiş ve bir sanatçı gibi düşünen mühendisler, bir sanatçı gibi düşünen mimarlar yetiştirmemiz gerekir. Bu yüzden sanat önemlidir. Benim sanat sanat demem bundandır diye cevap veriyorum insanlara. Geçebilir miyiz hocam? Evet, bunu anlattım. Geçebilir miyiz? Ve Atatürk'ün tezi çok açık. Yani çok açık söylüyor. Cumhuriyetin temeli kültür ve sanat. Bakın bu böyle havada kapılan bir şey ha. Biz tiyatro oynadıysak Cumhuriyet tamam kurtuldu. Biz sinema yaptıysak hayır, bunu söylemek istemiyor. Bakın söylemek istediğini bu cümlenin devamındaki cümleleri okuduğumuzda anlayabiliyoruz ancak biz. Türkiye Cumhuriyet'in temeli kültürdür diyor. Evet, büyük önder. Ama kültürü de tarif ediyor. Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkartmak, ders almak, düşünmek ve zekayı eğitmek. Aynı biraz önce benim söylediğim. Yani zekayı eğitmek. Kültür eğitimi demek sanatın öğretilmesi demektir arkadaşlar. Yani kültür sanatın faaliyetleriyle ortaya çıkan bir davranış biçimidir.
Burada da işte biz bunu zekanın gelişmesi, daha kıvrak bir yaratıcı zekanın kullanılması olarak değerlendirirsek eğer, dolayısıyla sanatın eğitimin içerisinde olması çok önemlidir. Bunun için Cumhuriyet'in eğitiminin temelinde de sanat olmalıdır. Atatürk'ün halk evlerini açması, Atatürk'ün yazarları desteklemesi, Atatürk'ün müzisyenleri desteklemesi, çok sesli Türk müziğini yaratması, biz bak altını çizerek söylüyorum, yaratması, yaratılmasına çalışılması değil, yaratması, sinemayı önemsemesi tamamen bundandır. Yani bunlar vasıtasıyla kullanabilen bir kültür oluşturmaya çalışmaktadır. Geçebilir miyiz hocam? Tabii ki Atatürk Cumhuriyeti ressamlara, müzisyenlere, sinemacılara yönetmeyecekti. Yani Cumhuriyet'in temeli kültür dediğimizde demek ki başbakan tiyatrocu olacak anlamına gelmiyor. Onun söylemeye çalıştığı sanatçıların yaratıcı zihniyetiyle yetişmiş zekaya sahip öğretmenler, mühendisler, ziraatçılar, doktorlar vesaire. Ve böyle bir toplum. Yani sanatçıların yaratıcılığıyla yetişmiş, ta en alttan en yukarı kadar çıkan böyle bir toplum hayal etmişti. Evet. Geçebilir miyiz hocam? Şimdi burada vakti de iyi kullanmaya çalışıyorum. İkinci bir noktaya geleceğim. Bir iddia çünkü. Sanat ulus yaratabilir. Ulus yaratan sanat konusunu seçmemin nedeni de buydu zaten. O zaman ulus kavramını biraz açmak gerekir. Ve ulus devlet kavramı. Aslında 19. yüzyıldan evvel, belki biraz daha önce ulus kavramı yoktu. Daha çok kavim kavramı vardı. Yani aynı ırktan gelen insanlar kavramı vardı. 19. yüzyılda Fransız ihtilalinin de işi tamamen tetiklemesiyle ulus devletler ortaya çıktı. Ondan önce insanlar aidiyetlerini uluslarında veya kendi kültürlerinde değil, imparatorlarda veya krallarda buluyorlardı. Veya dinde buluyorlardı. Bu yüzden birçok imparatorluğun içerisinde birden fazla ulus vardı arkadaşlar. Mesela şöyle diyebiliriz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Bu imparatorluğun içerisinde birçok ulus vardı. Yine Rusya İmparatorluğu. Birçok ulusun içerisinde barındıran çok büyük bir imparatorluktu ve Osmanlı İmparatorluğu. Onu hepsinden daha iyi biliyoruz zaten. Hocam geçebilir miyiz? Fransız İhtilali ile birlikte bu imparatorlukların içerisinde ayaklanmalar başladı. Ve hepsi birer birer dağıldı. Hem Rusya, hem Avusturya, Macaristan, hem Osmanlı, hatta İngiltere bile sanayi devrimini yapmasına rağmen sallandı diyebiliriz. En azından Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya hakimiyetini Amerika'ya kaptırdı. Osmanlı bizim konumuz. Osmanlı'da sırasıyla önce Yunanlılar, arkasından Sırplar, arkasından Bulgarlar, Romenler, Araplar Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Ermeniler tek tek ayaklanıp bağımsızlık peşine düştüler. Ve bunlardan Yunanlılar, Bulgarlar, Sırplar, Romenler, Araplar bağımsızlıklarını kazandı. Osmanlı toprakları
Evet, geçebilir miyiz hocam? Ancak ne kadar ilginç bir şey, Sırpların ayaklandığı gibi, Bulgarların ayaklandığı gibi, Yunanların ayaklandığı gibi Türkler de ayaklandı. Daha doğrusu ayaklandı demek belki biraz şey olur ama itiraz etmeye başladılar. Çünkü Sırplar bir ulusal devlet istiyordu. Yunanlılar da öyle, Bulgarlar da. Ama Türkler de, aydın Türkler, entelektüel Türkler de Osmanlı'ya baktığında Osmanlı'nın bir Türk devleti olmadığı şeklinde bir bakış açıları vardı. En azından böyle değilse bile, böyle değilse bile Jön Türk hareketi diye, yani genç Türkler hareketi diye bir hareket ortaya çıktı. Çünkü o zamana kadar Türk kavramından çok Türkmen kavramı vardı Osmanlı'da. Bunlar yarı çingene muamelesi gören göçer, sadece askerlik hizmetinde görev alan bir şey olarak, topluluk olarak görülüyor. Devletin dili Türkçe değildi, Osmanlıcaydı. Farsça ve Arapçanın karışımı bir anlamda uydurulmuş bir dil. Osmanlıca. İtiraz edenler olabilir ama sonuçta bir ulusun kullandığı bir dil değildi. Bir üst dil. Türkçe ise alt bir dil olarak görülüyordu. Türkçe konuşmayı küçümsüyorlardı. Jön Türk hareketinin itirazlarından biri de buydu. Evet. Müzik ise saray müziği, işte klasik Türk müziği diye isimlendirdiğimiz aslında Bizans kökenli olan bir saray müziğiydi. Aruz yazılmış eserleri, işte yine o ağdalı saray şeyiyle, üslubuyla müziğe çevrilmişti. Bunun yine bir ulusun müziği olmasından uzak bir şeydi. Doktorların çoğu, mühendislerin neredeyse hepsi, diplomatların birçoğu ya Ermeniydi, ya Yahudi, ya Sırplar, Yunanlılar, Ermeniler kendilerini bu Osmanlı toprakları içerisinde bir şey kurarak, klan kurarak, bir dayanışma oluşturarak devlet geleneği içerisinde yer alabiliyorlardı. Ama Türkler darmadağındı. Öyle bir araya gelme heyecanı ancak Jön Türklerle birlikte başladı. Evet. Ve Jön Türk hareketi işte bunlara itiraz ederek doğdu. Yani Osmanlı'nın bir Türk devleti olduğunu ama Türklerin onun içerisinde kendisini yeterince ifade edemediği bir hareket, bir görüşle ortaya çıkan hareketti. Jön Türk aslında genç Türkler demekti. Bunlar entelektüel aydın gençlerdi. Bizler Namık Kemal'den biliriz. Vatan veya Silistre tiyatro oyununu hatırlarız ve yasaklandı. Yani bir Türkleşme hareketi, bir Jön Türk hareketi yasaklandı. Namık Kemal sürgüne gönderildi. Vatan yavrum Silistre oynatılmadı topraklarımızda. Evet, geçebilir miyiz hocam? Ve onun devamı, Jön Türk Hareketi'nin siyasal devamı ise İttihat ve Terakki Partisi olarak kuruldu. Bir darbeyle iktidarı ele geçirdiler. Çünkü öyle bir talepleri vardı. Ama işte
yaşasın vatan, yaşasın ulus, yaşasın özgürlük iddiasıyla çıktılar. Bakın yani kendi vatanların içerisinde bir özgürlük talebiyle ortaya çıktı İhtiyar Terakki. Ama işte pan-Türkist bir bakış açısıyla ki bunun yanlış olduğu sonradan ortaya çıktı. Atatürk de katılmadı bu şeye. Başarısız oldu ve Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na taşımış oldular. Ve bunun sonunda Osmanlı parçalanması bir mecburi gidiş haline geldi. Evet hocam. Geçebiliriz. Kurtuluş Savaşı ise artık yıkılması kaçınılmaz hale gelmiş Osmanlı'nın içinden Anadolu'yu kendine yurt etmek üzere harekete geçen ulusal güçler bir mücadelesi olarak çıktı. Fakat bu ulusal güçleri birazdan tarif edeceğim. Anadolu'yu kendine yurt etmek üzere harekete geçen ulusal güçler. Bunların yaptığı da aynı zamanda Sırpların veya Bulgarların yaptığı gibi bir ulusun yeniden doğması çabasıydı. Bir ihtilaldi Kurtuluş Savaşı. Yani bir ulusun var olma mücadelesiydi. Evet. Ama o yıllarda toprakları İngilizler, Fransızlar işgal ettiği için silahlı mücadele onlara karşı. Fakat kültürel bağımsızlığı sağlayabilmek için, ki bir ulus olabilmek için ortak bir kültür olması gerekir. Birazdan ona da değineceğim. Mücadele edilmesi edilecek şey Osmanlı olmalıdır. Dolayısıyla Osmanlı'dan devralınan birçok kurum Cumhuriyet'te kullanılmadı, kapatıldı. Onun devamı olmakla birlikte. Ve bunun yerine yaratıcılığı bir şekilde kuracak ve kıvrak düşünen gençleri yetiştirecek yeni kurumlar kurmaya başlandı. Okullar, halk evleri, konservatuvarlar vesaire. Evet. Burada kısaca vaktimiz iyice daraldı. Ulus ne demek? Aslında hepimizin bildiği bir şey ama hatırlatmak için söylüyorum. Aynı ülkede yaşayan, aynı dili konuşan, ortak bir tarihe, geleneklere ve kültürel değerlere, ortak gelenek, ortak kültürel değerlere sahip insan toplumunda ulus denir. Bu Türk Dil Kurumu'nun tarifidir. Ulus devletinin de tarifi aynı şöyle. Ulus devlet içinde yaşayan halkın büyük çoğunluğunun aynı kültürü paylaştığı ve bu durumun bilincinde olduğu bir devlet. Şimdi bakın Kurtuluş Savaşı başarıldı ama yurt edindiğimiz yer olan Anadolu'da bir ulus oluşturacak ortak kültür yok. Bir ortak dil yok. Osmanlı'dan gelen kurumlar daha çok ulusal değil, dini aidiyetler üzerine toplumu bir arada tutuyordu. Halbuki yeni bir ulus yaratılabilmesi için ortak bir kültür, ortak bir tarih ve ortak gelenekler oluşturulması. İşte bakın kültürün insanlara yansımasının biçimi arkadaşlar sanattır. Tarihin insanlara yansımasına neden olan şey de arkeoloji. İşte Atatürk'ün ortak bir kültür ve ortak bir tarih elde etmek için kullandığı araç ise sanat ve arkeoloji. Bu yüzden sanatı ve arkeolojiyi çok özel desteklemiştir. Cumhuriyetin temelinin kültür ve sanat olduğunu, sanatsız kalmış bir devletin milletin hayat damarlarından birinin kopmuş olduğunu söylemesi bu nedenle. Evet hocam geçebilir miyiz? Ama
Biraz önce söyledim, Atatürk'ün aklındaki Rus kavramı biraz farklıydı. Yani İttihat ve Terakki'nin tam Türkist Rus kavramı değildi. Bunu nereden aldık? Yine 15 Mart 1923 Adana seyahati. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra ilk seyahati arkadaşlar. Yani ülke içerisinde ilk seyahati. Yanında yeni eşi, daha henüz yeni evlenmiş eşi Latife Hanım'ı da alarak gelmiştir. Ve o seyahati incelerseniz çok önemli ipuçları vermiştir. Cumhuriyet'in kurulacağı ipuçları da vermiştir. Adana tren istasyonundan aşağı indiğinde karşısına iki tane Hataylı kız çıkar. Antakyalı kız çıkar. Biliyorsunuz o tarihlerde, yani 1923'te evet, Misak-ı Milli sınırlarının bir kısmı sınırlarımızın içinde, ama Kerkük, Musul ve Antakya gibi dışarıda kalmış olanlar da var. Ve bu iki kız Atatürk'e der ki, haşa yurdu kurtardınız, teşekkür olun ederiz. O bizim yurdumuz. Hatay hala düşman çıkar. Atatürk'ün onlara cevabı çok açıktır. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz. Bakın burada çok ilginç bir tuz noktası var. Bu 40 asırlık. Nurlar içinde yatsın. Anadolu'ya girip Anadolu'yu Türkleştirilmesi kavramıyla Atatürk'ün ulus kavramını birleştirirsek 10 asırlık olması lazım. 10 asırlık Türk yurdundan bahsediyor. Bu ne demek? Bu şu demek. 40 asır geriye gittiğimizde neyi görüyoruz? Etileri. Şimdi anlaşıldı mı? Niçin Etilerin baş şehri olan Alacaöyü'yü cebinden para vererek kazdı. Şimdi anlaşıldı mı? Değiştirilene kadar bu ülkenin başkenti olan Ankara'nın ambleminin Hitit güneşi. Şimdi anlaşıldı mı ki Atatürk kurmuş olduğu en önemli iki bankaya, yani milli kaynakları işleten ve sana milli sanayiyi kalkındıracak iki bankaya Etibank ve Sümerbank. Yani Atatürk'ün bahsettiği Türk ulusu kavramı sadece Orta Asya'dan gelen Türk ırkının yarattığı bir şey değildi. Tabii ki o temeldi. Tabii ki o temeldi. Ama Anadolu'da 40 asırdır var olan uygarlıkların sonucu, uygarlıkların oluşturmuş olduğu bir kültürün peşindeydi. Ve bu kültürün ortaya çıkarttığı sanatı istiyordu, bunun için çalışmalar yapıyordu ve bu vasıtayla yeni bir olacak. Özü temelinde Türk olmak üzere Anadolu'da yaşayan tüm uygarlıkların alıntısı olan, tüm uygarlıkların ürünü olan her kesimi aynı kültür ve aynı gelenek altında birleştirmeyi amaçlıyor. 40 asırlık Türk yurdu derken bunu kastediyordu Atatürk. Evet, geçebilir miyiz? Demek ki buradan baktığımızda ulus kavramında aynı ülkede yaşayan dediğimizde aynı ülke kavramından Atatürk Anadolu'yu kastetmişti. Bu nedenle bakın Türk, Pan Türkizmi savunan, yani tüm dünyadaki Türkleri bir araya getirmeyi savunan tüm ocaklarını kapatıp onun yerine halk evlerini açmasının altında yatan neden budur. Ve Türk ocaklarına 1932
Cumhuriyet Halk Fırkası Kongresi'nde yaptığı bir değişikliklerle Anadolu sınırlarının dışında faaliyet gösteremez şeklinde bir tüzük eklemiştir. Dolayısıyla Atatürk'ün aynı ülke derken kastettiği Anadolu. Ne mutlu Türk'üm diyene derken de sadece bir ırkı değil, Anadolu'da yaşayan farklı kökenlerden gelmiş olsalar dahi aynı kültürün şeyleşmesiyle bir araya getirmesiyle oluşan bir toplumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Anadolu'ya ait bir ortak tarihleri olmalı. Yani kimisinin Orta Asya'dan, kimisinin Batı'dan, kimisinin Orta Doğu'dan gelen ayrı bir tarihleri olabilir. Ama Anadolu'ya özgü bir ortak tarihleri de olmalıydı. İşte bunun için Anadolu'nun en eski uygarlığı, iki Anadolu'nun ve Mezopotamya'nın en eski iki uygarlığı olan Hititler ve Sümerlere dayandırmıştır. Etibank ve Sümerbank denmesinin nedeni de budur. Ve bu kültürler, bu uygarlıklar temelinde yeni bir ulus yaratma iyi amaçlamıştır. Arkeolojik kazıları desteklemesi ve biraz önce bahsettiğim iki dilli kitabeyi bulup Eti kitabelerinin okunması için çaba sarf etmesi böyle bir amacın ürünüdür. Evet. Geçebiliriz hocam. Dolayısıyla o Anadolu'ya ait bir kültür oluşturmalı diye düşündüğü için ve kültürü oluşturan en önemli etken de çok açık söylüyorum, inanarak söylüyorum, müziktir arkadaşlar. En önemli etken müziktir. Sonra da edebiyattır. Yani öyküler ve masallardır. Onun için Macaristan'da müzik ile ulusal kavramlar arasında ilişki kurmak üzere çalışmalar yapan Bela Bartok'u Türkiye'ye çağırtırmış. Yanına Ahmet Adnan Saygun ve ileride Türk beşlerini oluşturacak Ahmet Adnan Saygun ve Ulvi Cemal Erkin'i de ekleyerek Adana'ya gideceksiniz. Toros dağlarından, bakın burada Toros dağlarındaki seyahatlerini de görüyorsunuz. İki şapkalı olan Bela Bartok ve Ahmet Adnan Saygun buradan Türkçe ezgiler derleyeceksiniz. Ama bu Türkçe ezgileri tek sesli değil, çok sesli olarak yeniden aranje edeceksiniz. Böylelikle çok sesli Türk müziği ortaya çıktı. Türk beşleri tarafından yaratıldı. Bakın ne farkı var klasik Batı müziğiyle çok sesli Türk müziği arasında? Klasik Batı müziği arkadaşlar bir kilise müziğidir. Ve kendine has bir tarzı var. Halbuki çok sesli Türk müziği çok sesli olmakla birlikte sadece benzerliği çok sesli olmaktır. Çok, çok sesli olmasının da bir anlamı vardır. Çünkü aynı anda birden fazla ses çıkacak ama birbirinin uyumunu bozmayacak bakış açısıdır bu. Yani bir anlamda demokrasidir. Kuracağı demokrasinin işareti vermektedir. Çok sesli müziği öne çıkartarak ama bu kilise müziği değil, Toroslardaki Türk yörüklerini çaldığı müzik olmalıdır diyerek Toroslara göndermiştir. Bela Bartok 99 adet Türkçe ezgi derlemiştir. Bu da bir ayrı bir öykü. Bir gün inşallah bunu da sizlerle tartışabilirim. Yine Kadro dergisinin elemanları Vedat Nedimtörler, Eflatun Cem Güneyler Türk geleneklerini araştırmıştır arkadaşlar. Ve bu gelenekleri bir bilim dalı haline, araştırmayı bilim dalı haline getirmiştir. Ve böylelikle bir edebi ve müziğe dayalı bir yeni
sanat davranışı ortaya çıkartmışlardır. Maalesef sonradan bu insanlar Atatürk'ten sonra suçlandılar. Hiç inanır mısınız? Ahmet Adnan Saygun bile komünist damgasını giyerek 15 sene zannederim görevden alındı. Sonradan şeydi, yanlış olduğu anlaşılıp özür dilendi ve yeniden devlet sanatçısı görevini arkadaşlar. Evet, geçemedi güzel. Ulusal devrimin en önemli ayağı ise, bitiriyorum. Ulusal devrimin en önemli ayağı ise sanayi devrimi arkadaşlar. Yani bir ulusun var olması için kendine has sanayisi olmalıdır ki başka uluslara muhtaç olmasın, bağımsızlığını sağlayabilsin. Dolayısıyla sanayi devrimi başarılmadan ulusal devrim başarılı sayılmaz. Ama sanayi devrimi nasıl başarılacak? İşte yazarlar, ressamlar, tiyatrocular gibi düşünen mühendisler yetiştirdi insanlar. Aynı bir roman yazarı gibi düşünen öğretmenler yetiştirilerek sağlanacak. İşte bu nedenle sanat ve sanat etkinlikleri önemlidir. Bizim ülkemizin muasır medeniyet seviyesine çıkmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri çağdaş sanatın toplumumuza belli ölçüde bile olsa, Atatürk'ün kattığı kadar bile olsa katılmasıdır. Ama bu şu an biraz geri kalmıştır. Geliştirilmesi gerekir. Ve ülkemizin muasır medeniyet seviyesindeki diğer ülkelere yetişmesi ve geçmesi, ki bizim en önemli arzumuz, ancak sanatın yaratıcı gücüyle oluşabilir. Benim yeni bir ulus yaratılırken sanatın rolü üstünde bu kısa sürede söyleyeceklerim kadar, ama istenirse buradaki konuştuğum hiçbir şey, örneğin müzik devri. Bakın, Atatürk ilk Türk operası Ahmet Adnan Saygun tarafından, Özsoy operası arkadaşlar, Halk Evi'nde, Ankara Halk Evi'nde sahneye konulduğunda seyretmiş, yanında da İran Şahı var, ayağa kalkmış ve bağırmıştır. Bu bir müzik devri demiştir. Dolayısıyla müzik devrimi yapmadan, edebiyat devrimi yapmadan, sanat devrimi yapmadan bir ulus yaratılamazdı. Bunu edebiyatımızda en önemli insanlar olan Yaşar Kemal'den, Orhan Kemal'den, Amit'in Dino'dan çok açıkça görüyoruz. Onların kitabını okuduğumuzda çağdaş Türk edebiyatının özünün Atatürk'ün desteği ve Atatürk'ün bizzat katılımıyla oluştuğunu açıkça söyleyen yazıları var. Burada zamanımız dar olduğu için onlardan bahsetmeden kapatıyorum. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Paylaşımı ben durdurayım. Gerçekten çok aydınlatıcı, çok anlamlı noktalara değindiniz. En son söylediğinizle ilgili bir küçük açıklama yapmama izin verirseniz, müzik, Atatürk'ün müziğe katkıları bizim bu serimizin ilk toplantısında benim sınıf arkadaşım Necla Buyan tarafından anlatıldı. Bu İran Şahı ile beraber operanın oluşması, ikiz
300 değil de 200'e indirmesi ve İran'la Türklerin kardeşliğini vurgulaması üstünde durulmuştu. İzleyicilerimizden merak edenler YouTube kanalımızda o toplantıyı da görebilirler. Ama sizin bu sunumunuz bir ders kitabı niteliğinde, üzerinde çok düşünülecek, tekrar tekrar izlenecek bir değerli kaynak oldu. Onun için çok teşekkürler. Derneğimiz adına, kendi adıma size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Bet Hocam. Her zaman teklifinize açığım. Eksik olmayın. Var mı? Eksik Devam olmayın. etmek istiyorum. Mutlaka gene sizi aramızda görmek isteyeceğiz. Teşekkür Evet, ederim. alıştığımızın ötesinde YouTube'dan fazla takipçimiz oldu. Onlara da sevgiler, saygılar. Bu arada YouTube'a mesaj yazan Fatma Dağlı, hocam emeğinize sağlık, bilgilendirmeniz için çok teşekkür ederim demiş. Sevil Karabulut, merhaba, bu konuda bilgilendirdiğiniz için teşekkürler demiş. Pakize Hanım, Pakize Aksu, kalpler koyarak takdirlerini ifade etmiş. İnanıyorum bu YouTube kanalımızda olduğu için çok sayıda ziyaretçi alacaktır. Efendim, hocamıza saygılar. Hepinize iyi